Evet sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi Bey ortak yayında Güneydoğu Televizyonu, Duru TV ve Edessa Televizyonu'nda programın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Aslında çok programlar yapıyoruz ama bu program bir başka. Bundan sonraki süreçte bu konuyla ilgili yapılacak olan programların hepsi bir başka. Biz tebliği doğru yapmak zorundayız çünkü bu bir vebal. Bu bir siyasi tercih değil dedi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu geleceğimizi oylama yolunda çok önemli bir adımdır dedi. Televizyonlar adına, sizler adına soruları yöneltmeye devam ediyoruz. Birinci bölümü kapatırken Sayın Mehmet Can Beyli Bey bir soru yöneltmişlerdi. Mehmet Bey kısaca o soruyu bir yenileyebilir miyiz? Evet. Tekrar iyi akşamlar diyorum. Sayın Başkan dedik ya, ulusal televizyonların hepsinde konuşuluyor, tartışılıyor. Değiştirilmek istenen 18 anayasa maddesi var. Bu maddeler 21 maddeyi anayasa, yani şu andaki mevcut anayasadan 21 maddeyi ortadan kaldırıyor. Ve 67 maddede ise tahribata yol açıyor. Yani ulusal basında anayasa bilimcilerin konuştuğu bu. Bir de şimdi, bunu sizden evet, dinleyelim. Yani, o tereddütlerin ortada kalkması için şimdi, var mı böyle bir şey? Bir yani 18 maddeyi evet. Getiren bir uzlaşmadır. MHP'li AK Parti gruplarının evet. Bir uzlaşmasıdır. Üzerinde komisyonlar çalışmış durumda. Bu getirilen maddelerin diğer maddelerle uyumu, uyumsuzluğu bir kere tartışılmış. Onu söyleyeyim. Evet. Sanki yani tartışılmamış değil. 18 madde hükümet sistemine ilişkin olan madde. Hükümet sistemine. Kuvvetler ayrılığına. Kuvvetleri düzenleyen madde. Diğer noktada kişi hak ve hürriyetler, sosyal hak ve hürriyetler, kişinin devlet karşısında korunması. Çünkü anayasa bunları düzenliyor. Onlar hepsi anayasada mevcut. Bu düzenlemede etkilenmiyor. Bu düzenleme yürütme, yasama ve yargının organlarının oluşumunu, seçilme şeklini, seçen milleti ve ondan sonra görevlerini tanımlıyor. Ben öyle görmüyorum. Ben anayasayı bilen bir kişi olarak, getirilen 18 maddeyi de bilen bir kişi olarak bir çelişki görmüyorum. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki şimdi mesela başbakanlık kalmıyor. E doğru tabii yani işte Cumhurbaşkanlığı geliyorsa başbakanlık kalmayacak, o kaldırılıyor. İşte efendim seçilme yaşının 25 olması kalkmıyor, doğrudur 18 yaşa indiriliyor. Değiştiriliyor, değiştirilmiyor değil. Ama neyin değiştirildiği net olarak 18 maddede sayılmış durumda. Diğer konulara etkilemiyor. Etkilemiyor. Milletvekili sayısı 550, 600. Neyi etkileyecek? Meclisin görevlerini mi ortadan kaldırıyor? Sayı. Meclisin i̇ş organlarını mı? İş tüzüğünde mesela evet. Ne değişiklikler yapılabilir? Oranlar vardır. Evet. Oranlar 550'ye göre değil 600'e göre hesaplanacak. Göre. Bu kadar basit yani. Hiçbir sistemi etkilemiyor olumsuz yönde. Evet. Ömer Bey. Sayın Başkanım, ben bugün yaşanan bir uçak indirme krizine de değinmek istiyorum. Çünkü referandum sürecine ilişkin idi. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaşamış olduğu bir hadise. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Dış ülkelerin evet, bizim yani referanduma bakış açısı elbette Hollanda'da yaşanan bir yüzü ki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun aynen iniş izni verilmedi. Uçak iniş izni verilmedi. Sonra karayoluyla ilgili bir seyahat söz konusuyken onunla ilgili de. Şimdi bu neyi gösteriyor? Şimdi hep bize ne veriliyor? Avrupa kıtasında sanki demokrasinin çok da hakim olduğu, insan haklarının çok gelişmiş olduğu, işte seyahat özgürlüğünün olduğu, propaganda özgürlüğünün olduğu hep böyle verilmiş. Özgürlükler kıtası, özgürlükler ülkesi olarak verilmiş durumda. Şimdi Dışişleri Bakanımız Hollanda'ya neye gidecek? Sistemlerini bozmaya. Boykot bozmaya mı gidecek? Ondan sonra ülkeyi tesir altında bırakacak faaliyetlerde mi bulunacak? Hayır, gidecek konu belli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hollanda'da ikamet eden noktada vatandaş olarak Türkiye'ye getirilmiş olan düzenlemeyi anlatmaya gidiyor. Bunun önünü kesmenin ne kadarı demokrasi, ne kadarı hukuki, ne kadarı diplomasi? Bunu yani milletin
takdirine bırakıyoruz. Tamamıyla bir zorbalık yani. Hiç uluslararası ilişkilere yakışmayan, diplomasiye yakışmayan, ülkelerin dostluğuna yakışmayan, o zaman yani şunu gösteriyor. Siz orada bir taraf olarak kendinizi gösteriyorsunuz. Benim iç ülkemle alakalı, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla alakalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ki anayasa değişikliği size ne? Bu soruyu sorarlar. Sizi ne kadar ilgilendiriyor? Vatandaşım sorsun. Beni bırakmaz. Gelmediz. Şimdi ben bir mahalleye gittim. Kahveye giriyorum. Efendim vatandaş dedi ki başkan gelme anlatma, biz anlatmanı istemiyoruz. Hay hay. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım. Başım gözüm üstüne. Çıkar anlatmam. Şimdi yani kendisini etkilenemeyeceği, kendisini ilgilendirmeyen, burada diplomatik bir ilişki yok. Ülkeler arası antlaşmalar söz konusu değil. Sözleşmeler söz konusu değil. Ülkeler arasındaki çıkar söz konusu değil. Yani kendi hükümet sistemimi getiriyorum. Sen niçin taraf oluyorsun? Ve bir taraf olarak sen benim bakanımı engelliyorsun. Kocaman bir soru işareti. Vatandaşımız bunu görüyor. Demokrasinin yaşandığı. Ha, ileri demokrasi deniliyor. Neresi ileri demokrasi? Aynı bu şey. Şunu gösteriyor. Yani bizim parlamenter sistemle dışarıya ne kadar açık olduğumuzu, dışarının müdahalelerine ne kadar açık olduğumuzu, ekonomik kaynaklarımızın ne kadar dışarıya bu sistemle pompalandığını, açık ne, istikrarımızın ne kadar bu sistemle bozulduğunu, getirilecek olan sistem bizi bağımsız hale getireceğini gösteriyor. Bunun anlamı bu, bunun yorumu bu. Benden okuması böyle. Ve Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bir istikrara oturmasını açık ve net olarak istemiyor. Buradan da işin özetiyle bunu anlamış oluyoruz. Yani gerçekten bakın, uluslararası bir sözleşme imza için yani gitmiş olsa, uluslararası bir görüşme için gitmiş olsa diyebilirim ki ya Hollanda çıkarına yakışmıyor. Hollanda çıkarına yakışmadığı için diyor ki hayır gelme, ben seninle bu görüşmeleri yapamıyorum. Burada gideceği konu net ve belli. İçi ilgilendiriyor. Türkiye'nin içini ilgilendiriyor. Türkiye'nin anayasasını ilgilendiriyor. Dolayısıyla ileri demokrasiden bahsediyorsunuz. Kendi vatandaşımıza gidiyoruz. Kendi vatandaşımıza bunu anlatacağız. Eğer suç teşkil eden bir eylem varsa tamam. Ama siz burada en temel hak ve hürriyetlerden bir tanesi nedir? Düşündüğünü ifade etme. Propaganda yapabilme. Ve ona göre demokrasi, eğer bir siyasi parti varsa her fikir. O zaman şimdi yarın öbür gün diyelim ki Yeşiller Partisi'nden, demokratlardan, cumhuriyetlerden biri geldiği zaman gelme mi diyeceğiz? Ki demişliğimiz yok. Demişliğimiz yok. Ha, biz geri demokrasiyiz. İleri demokrasinin yaptığına bakalım. Evet. Ömer Bey'in düşüncesine de ek olarak ben biraz daha genişletip soruyu size iletmek istiyorum. Şimdi sevgili başkanım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir misyonu üstlenmiş durumdasınız. Bir taraftan hizmet etmek, bir taraftan da bu ülkenin geleceğine dair çok önemli bir konuda karar vermek isteyenleri aydınlatma görevini yerine getiriyorsunuz. Şimdi Ömer Bey Avrupa ülkelerinden şundan bahsetti. 600 yıllık bir imparatorluğun o ceddin torunlarıyız bizler. 600 yıl boyunca özgürlüğü, her şeyi eşit dağıtan bir imparatorluktan bahsediyoruz ve o imparatorluk sonrası oluşan Türkiye'nin küçücük bir ülkeyken koşar adım bir yerlere gitme hedefinde Avrupa, Batı dünyası hep bizimle uğraşmış. İhtilallerden bahsettiniz. Hepsinin arkasında aslında bir organizatör var. En son 15 Temmuz FETÖ darbesinde de biz çok iyi biliyoruz ki organizasyon perdenin arkasında. İşte o perdenin arkasındakiler şimdi yüksek sesle artık düşüncelerini dile getiriyorlar ve hayır çıkabilmesi noktasında her türlü gayreti sarf etmeye çalışıyorlar. Başaracaklar mı? Alan izniyle başaramayacaklar. Çünkü neden? Yani halkımız artık çok net bir şekilde görüyor. Perdenin arkasını görüyor. Dediğiniz gibi bakın, 15 Temmuz olayı 40 yıldır bu milletin birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan tohumlardır. Nifak tohumlarıdır. Gencimizin beynine atılan tohumlardır. Eğitim sistemimize vurulan hançerdir. Açık söyleyeyim. Kamu hizmetimize vurulan hançerdir. Sinsi bir yapı içerisinde içimizdeki unsurları kullanmak suretiyle
ve ülke üzerinde dönen bir takım politikalar var. Dış unsurların ülkemiz üzerindeki hesapları var. Çok net. Bu hesaplar iktisadidir. Bu hesaplar tarihidir. Bu hesaplar büyümeyi engellemedir. Bu hesaplar istikrarı ortadan kaldırmadır. Bu hesaplar belli bir coğrafyayı yönetme anlayışıdır. Sayarsınız, birçok sebep sayarsınız. Ama bu sebeplerin hiçbiri Türkiye'nin yararına değildir. Onu net olarak vatandaşımız görüyor. Onun için kesinlikle Allah'ın izniyle başaramayacaklardır. Çünkü 15 Temmuz'da bu millet genciyle, hanımıyla, başörtüsüyle, başörtüsüzüyle, ya her şeyle, Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle sokağa döküldü ve can pahasına bir mücadele verdi. Geçmişte de verdiği gibi tarihimizde birçok örneği var. Kurtuluş Savaşı'nı verebiliriz, Çanakkale'yi verebiliriz, verebiliriz. Birçok cepheyi verebiliriz. Biz böyle bir milletiz. Ha, bizim anlayışımız hiçbir zaman sömürü anlayışı üzerine kurulu değildir. Her zaman, yani atalarımız dahi gittikleri yerlere adalet, dirlik, birlik, kardeşlik, saygınlık götürmüş durumdadır. Yıkım, sömürü, yani ben burada o coğrafyanın değerleri üzerinde ben nasıl rahat edebilirim anlayışına girmemiştir. Hayır, ben eğer bu noktada kendimi kabul etmek istiyorsam adaletle kabul edeceğim. Birliktelikle kabul edeceğim. Tüm inançlara saygı duyarak kabul edeceğim. Tüm inançların yaşam alanlarını belirleyerek kabul edeceğim. Çok şükür biz tarihi okumuş durumdayız. Siz bakmayın, yani böyle bazı kaynaklarda çok kasıtlı bir şekilde bilincimizi böyle çalkalamak için oluşturulmuş olan kaynaklara bir tarafa bırakın. Bizim Allah'a şükürler olsun. Atamızın yapmış olduğu eylemlerin hepsinde biz barış görüyoruz, huzur görüyoruz, adalet görüyoruz. Oranın ihyasını görüyoruz, dirliğini görüyoruz. Oraya bir bereket gittiğini görüyoruz, bir kalkışmış gittiğini. Oranın kaynaklarını başka kaynaklara pompalama görmüyoruz. Sömürü bir düzen anlayışını hiç görmüyoruz. Bak, bunu çok net olarak söyleyeyim. Avrupa'ya gittiğinizde, Amerika'ya gittiğinizde orada da var. Gelişmişliğinin alın teriyle olmadığını görüyorsunuz. Hiçbir zaman Çin'in gelişmişliği gibi değildir. Hiçbir zaman Japonya'nın gelişmişliği gibi değildir. Uzak Doğu'ya gittiğinizde... Çin, Japonya üretiyor. Üretiyor. Onlar da başkasının parasını yiyor. Aynen. Amerika'da, evet. Şimdi böyle bir anlayıştan doğru büyüyorlar. Sürekli, yani biz bir yerleri... Evet. Gerçekten. Öyle yani. Biz bir yerleri, şey... tabii. Çok net yani. Şimdi diyelim ki Hristiyansa ikisi de Hristiyan. Evet. Türkiye Cumhuriyeti ayrı devletse ikisi de ayrı devlet. Ama gerçekten bakın böyle görüyorsunuz. Oradaki zenginlik bir başka coğrafyanın değeri olarak. Aynen. Yani net bir mesela yani gidiyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse genelde de Arap yani ülkelerin parası var. Yani kiliseleri geziyorsunuz. Mesela şapeller falan var. İşte onların kilise içerisindeki mezarlıkla bakıyorsunuz. Altından kaplama, kapılar falan şudur budur. Araştırıyorsunuz. Yani nerede? Efendim bilmiyorum, Afrika'nın hangi ülkesine hangi tarihte giderken bu altın oradan getirmişti. Hani Afrika'nın işte altına sömürülmüş getirilmiş, orada şapeli işletilmiş. Ama bizim atalarımız hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Siz Urfa'da böyle bir şey görüyor musunuz? Kalkıp diyelim ki Mısır'ı, Libya'yı, Tunus'u elindeki işte Cezayir'i veya Avusturya'yı, işte Romanya'yı, gitmiş olduğu tüm coğrafyalarda orayı sömürerek getirip de Anadolu benimdir, bunun içinde ben. Böyle bir şey yok. Hatta bilakis yani buradaki imkan ve olanakları genişleme suretiyle şey olan coğrafyada, zayıf olan, fakir olan coğrafyayı besleyen, onların sorunlarını ortadan kaldıran, hatta vakıf anlayışıyla çok yardımsever dokunuşlarla, hayvan hakkından tutun insan hakkına, insan hakkından tutun mülkiyet hakkına, hepsi çok güzel bir şekilde işlemiş. Ama burada eğer bensem söz konusu şey, demokrasi vardır, insan hakları vardır, efendim hukuk vardır. Eğer söz konusu şey sensen, demokrasi yoktur, insan hakları yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Tamamen niyet belli. Yani niyet belli. Bu kadar egoist bir yaklaşım olamaz yani. Bunu özellikle dış anlamda söyleyeceğim Sayın Başkanım. Düşman okunu takip edince kişi doğruyu yanlışı görmüş oluyor. Burada evet, iç anlamda söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın elbette. Dış anlamda söylüyorum, tekrar ifade edeyim. Düşman okunu takip edersek, dış güçlerle, dış güçlerle alakalı olarak
neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok daha doğru anlıyoruz gibi. Evet, Mehmet Bey. Kesinlikle. Yani ben madem o yelpazeden gidiyoruz, ben birkaç şey de ben söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten eğer bugün Türkiye işte dış mihraklar, sizin biraz önce dediğiniz gibi işte darbe girişiminin arkasında yok dış güçler, şu güçler eğer var ise, şimdi Avrupa'nın peşinde 60 yıldır koşan biziz. Yok, eğer oku da 60 yıldır takip edemiyorsak, edememiş isek yine sıkıntı bizde var demektir. Yani Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi üretebiliyorsak, kendimize yetebiliyorsak o zaman Avrupa'ya hiç ihtiyacımız yok. Bu bir. İkincisi, ben onu cevaplamak isterim. Sayın Başkan, ben tamamlayayım isterseniz. Yani isterseniz buyurun cevaplayın. Yani ben sadece birkaç Almanya ile işte Hollanda ile diğerini de evet. Söyleyin ben birlikte. Cevap. Mesela düne kadar Avrupa'ya baktığınızda çok iyi giden ilişkilerimiz vardı. Doğru. Son iki yıldır yani sadece getirip işte 16 Nisan referandumuna bunu endekslersek bu da yanlış. Son iki yıldır yani sarmış sorunlarla baş başayız. Netice itibari. Hepsi bu ülkeyi yıkmak. Ama bakın eğer öyleyse şimdi Avrupa size bir ev ödevi veriyor. Tamam, belli kriterler ortaya koymuş. Size diyor ki bu sizin ev ödevinizdir. Bu ödevinizi yaparsanız gelirseniz kapıma ben sizi buradan içeri alırım ve kabul ederim diyor. Siz de yıllardır bu mücadelenin içindesiniz. Bakın yaptırım eğer bakarsanız ya da Türkiye'yi çok ayrı görüyorsa Avrupa, ihanet ediyorsa Türkiye'ye. Mesela yanı başımızda Gürcistan. Bakın iki ay önce Gürcistan'a vize serbestliği aynı Avrupa verdi. Hı. Yani biz konuşuyoruz, bazı yerlere bazı şeylere atıyoruz ama biraz da kendimizi de sorgulamakta fayda var. Bu yok, Sayın Başkanımla ilgili ya. Değil ama yani temel itibariyle yanlışlık evet. Sayın Dışişleri Bakanımıza elbette Almanya'da yapılan doğru değil. Bugün itibariyle Hollanda'da yapılan doğru değildir. Ki bu AK Partili olmasa dahi doğru hiç değil. Fark etmiyor. Bunun işte bir koltuk meselesi bakın, var orada. Bunun AK Parti, CHP, MHP, HDP bu Türkiye Cumhuriyeti temsil ediyor. Bütün 80 milyonu temsil ediyor. Elbette. Bu budur yani bunun partiyle şuyla bir alakası ilgisi yok. Ama soruya gelecek yani, olursak. Soruyu aslında yani bu soru değildi. Yorum yapmak isteyen. Evet. Yani ettiniz. Siz Avrupa evet. Üzerinden gittiniz ya ben onu hayır, biraz açmak istiyorum. Ben şimdi tam bunu. Uluslararası birlikleri. Evet. Uluslararası birlikleri. Devletler arası ilişkileri. Ülkelerin çıkarları gereği. Bakın diplomasi de bu böyledir. Ülkelerin çıkarları gereği. Siz anlaşma yaparsınız. Birliğe üye olursunuz. Askeri birlikleri üye olabilirsiniz, Avrupa ekonomik birlikleri üye olabilirsiniz, sosyal birlikler var üye olursunuz. Bu tamamıyla bir şey meselesidir, bir çıkar meselesidir. Ülkeler bunu gözetler, evet. Türkiye de bunu gözetler, Avrupa ülkeleri de bunu gözetler. Ama bizim yaklaşımımız şu, Avrupa tarihine baktığımızda coğrafi keşif dediğimiz şey başka kıtanın keşfedilip oradaki kaynakların başka kıtaya aktarılmasıdır. Haçlı seferleri dediğimiz şey başka kıtalardaki kaynaklarının o kıtaya gönderilmesidir. Şu anda bile şimdi şöyle yani biz eğer ki şöyle Kuzey Kutup'a yakın ya da Güney Kutup'a yakın bir ülkede olmuş olsaydık sizce biz bu sorunlarla bir müdahalelerle karşı karşıya kalır mıydık? Coğrafyamız bir şey ifade etmemiş olsaydı, jeopolitik konumuz bir şey ifade etmemiş olsaydı, açık söyleyeyim yani. Sayın bunlara gerek kalmaz. Şu örnek oturacak mıdır oraya peki? Mehmet Bey'in de ifadesine istinaden söyleyeceğim. Siz ev işlerinize yardımcı olsun diye misafir alıyorsunuz evinize. Belli bir müddet evinizde ağırlıyorsunuz Mehmet Bey. Ardından bir bakıyorsunuz ki misafiriniz sizi evinizden etmek istiyor. Hah orada işler değişir mi? Değişir. Ben bizim geçmiş 60 yılımızı buna benzetiyorum. Evet biz ev işlerimize bize yardımcı olsun diye evimize misafir aldık. Evet ona saygı gösterdik. Hürmet ettik. Ama bir baktık ki işin diğer yüzü öyle değil. Biz yerimizden oluyoruz. Amaç farklı. İşte bundan dolayıdır günümüzde Avrupa'ya dur deyişimiz. Ben bunu böyle yorumluyorum. Başkanım bu 18 maddenin değişmesi bu zihniyeti köreltecek midir? Durduracak mıdır artık?
bu Avrupa'nın art niyetli zihniyetini durduracak mıdır, frenleyecek midir? Hayır hayır, şimdi çok bu kadar ideal konuşamayız. Yani kesinlikle durduracaktır diye bir şey yok. Bizim ülkemizin buna karşı müdahalede bir birliği, bir istikrarı sağlanmış olacak. Güçlü iktidar. Güçlü iktidarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani güçlü yürütme. Bakın Türkiye Gazi Mustafa Kemal döneminde adım atmış. Menderes döneminde adım atmış, kalkınmış. Geliyorsunuz çok kısa bir dönem. Özal. Süleyman Demirel döneminde adım atmış. Özal döneminde adım atmış. Recep Tayyip Erdoğan döneminde adım atmış. Bu dönemlere bakıyorsunuz. Bu dönemlerin özelliği ne? Güçlü bir yürütme. Güçlü bir lider pozisyonunda. Ülke adım atıyor. Dolayısıyla bu sistem sistem gereği güçlü iktidarlar doğuracağı için dolayısıyla her 5 yıl bizi kalkındıracak. Ben buna inanıyorum. Her 5 yıl Türkiye sistematik bir şekilde kalkınmaya doğru gidecek. Dolayısıyla yaşanacak olan istikrar dışarıyı da aynı zamanda yani biz onların niyetlerini yok edemeyiz. Bu ayrı bir olay. Biz kendi iş sistemimizi art niyetli olan yaklaşımlara şimdi şunu insan soruyor. Milletimizin seçmiş olduğu bir hükümet kendi askerisini askeri net olarak anlamada koşullarında terfilerinde millet adına etkili olamıyorsa dışarıdaki güçler nasıl sızabiliyor? Sizin ordunuza. Evet. Evet. Yine sizin öz varlığınızı kullanıyor. İşte bu sistem bunu bertaraf ediyor. Onun niyeti yine orada kalır. O ayrı bir olay. Değiştirir mi? O niyet hiçbir zaman bitmez. Evet. Ama siz en azından ona karşı bir sistemle kendinizi korumaya ve yenilemeye, güçlendirmeye getiriyorsunuz. Sistem bu. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, az önce de belirtmeye çalıştım. Siz bir taraftan bu misyonu yerine getirmeye çalışırken bir taraftan da durmadan büyüyen bir Şanlıurfa'nın bir şehrin başında hizmet verebilmenin gayreti içerisindesiniz. Bütün ilçelere eşit derecede evet, hizmet. Evet. İşte biri gün için mücadele etmek, biri geleceğin Türkiye'si için bir şeyler organize edebilmek. Mutlaka arkadaşlarım da yerel yönetimdeki etkinliklerinizle, faaliyetlerinizle, hizmetlerinizle ilgili sorular da yönelteceklerdir. Ben bununla ilgili olarak işte büyükşehirin görev sınırları içerisinde olan ana arteriler, ilçelere yapılması gereken hizmetler, tüm bunlarla ilgili yoğun bir çalışma, ekip çalışması söz konusu. ŞUSKİ ile birlikte büyük bir krediye imza attınız, kredi sağladınız. Tüm bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? Özellikle bulvarlar çok dikkat çekiyor. Şimdi geliş bir aileyiz. Ben bu süreç içerisinde halk oylamasına yönelik siyasi noktada çalışma yapabilirim. Yani parti görevinden dolayı. Ve sorumlu kamuoyunda karşısında sorumlu bir kişi olarak bu çalışmaya yönelik. Ama kadro çalışıyor. Hiçbir bilim yok. Kim bu işin programı kısamayacak. Ve geleceğinde bir adım vermiş olacak. Evet. Evet, büyükşehir olarak 13 için 13 ilde hizmet veriyoruz. Şu an 13 için 13 ildeyiz. Gerek bulvarlarımızda, gerek sıcak asfalt uygulamalarımızda, gerek prestij caddelerimizde, gerek kaliteli kaldırım döşemelerimizde, semt pazarları almamızda, semt pazarları yapmamızda, spor pistini yapmamız, şehir parklarını oluşturmamız, mezarlıklarımızda, eski mezarlıkları onarmamız, bilgi evleriyle, kütüphanelerle ve daha birçok nice projelerle tamamıyla. Evet. Merkezde yeni bir Urfa inşa ediyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Yeni bir Urfa. Haliyle Dağıtay bölgesinde, Karaköprü Maşık bölgesinde, Karaköprü'de Haliyle ve Eyüp'üyle yol bağlantılarını sağlayabileceği çok önemli yollar. Dağları yarıyoruz. Açık söyleyeyim. Dağları yarıyoruz. Şu an arkadaşlarımız görüntüleri evet, ekrana da yansıyor. Ekrana yansıması güzel. Çünkü biz bunu sağlamazsak Şanlıurfa'nın geleceğini şehir anlamında kurtaramayız.
kaydediyor. Onun için de habire yol açıyoruz. Yol medeniyettir. Kadromuz bu şekilde. Açmış olduğumuz yolları da bize bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğümüz altyapılarını tamamıyla sağlıyor. İçme sularını, atık sularını ve yağmur sularını çekerek dolayısıyla Genel Müdürlük'le Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yol İşleri Şube Müdürlüğü çok ahenkli ve uyum içerisinde gidiyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Bunun yanında tabii ki krediden bahsettiniz. Şimdi ben bunu net olarak söyleyeyim. Hedefimiz de şu. Hedefimizden iki önemli hedefim var benim. İki önemli hedef. Şimdi büyük hedefler ayrı bir olay ama ben 13 ilçemi, 13 ilçemin tüm alanını, yani 19.242 kilometre kareyi şöyle alana yatırdığımda temel olan iki ihtiyaç, günümüzde çözülmemiş iki ihtiyaç görüyorum. Bir, içme suları, altyapı. İki, yol. Her ne hikmetse bugüne kadar yapılmış, bozulmuş, yapılmış, çizilmiş ama bitirilememiş. Dolayısıyla yaklaşım şu, öyle kaynak üretmeliyiz ki, üç merkez ilçemiz arıtma tesisi anlamında arıtılmış su içiyor. Şebekeleri tamamıyla yenilenmiş, kaçak kayıp oranı aza düşürülmüş ama diğer 10 ilçemiz içme suları 40 yıl önceki tesisler, 40 yıl önceki kuyular, 50 yıl önceki kuyular, 50 yıl önceki asbest borular bununla besleniyor. Kaçak kayıp %60-70'lere çıkıyor. Kayıp oranı çok yüksek. Şimdi siz böyle bir suyu yönetemezsiniz. Başkanım bu genelde kırsalda var değil mi kaçak? Hayır, şehir merkezinde de var. Kaçak değil bak, benim dediğim evet. Sadece kaçak değil. Hayır, yani sayaç takılmamış. Testlerinizden dolayı döşemiş olduğunuz sulama şebekelerinden dolayı, eskimelerinden dolayı kaybımız da çok evet, fazla. Evet doğru. Sadece kaçak olarak değil. Kaçakla mücadelemizi yapıyoruz. Abone sistemimizi etkili hale getiriyoruz. Şunu demek istiyorum. Kırsala yani önce değil mi? Tabii. Önce biz olayın fotoğrafını net olarak görmemiz lazım. Bunun için Japon Kalkınma Bakanlığı'na müracaatımız oldu. İller Bankası üzerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden Japon Kalkınma Bankası'na şöyle, 7 yıl sonra ödemeli, çok düşük faiz, 2 yıllık, %2 ve uygun bir kredi istedik. Projelerimizi hazırladık. Evet. Şimdi adamlar projeye baktılar. Fizibilite raporuna baktılar. Amaçlamış olduğumuz hedef doğru olduğu için 194 milyon krediyi onayladık. Bitirdik. Bununla ne yapacağız? 4 milyon. Evet. Bununla ne yapacağız? Bunu sadece içme suları. TL mi, dolar mı? İçme suları. Hayır, o TL. TL, anladım. TL. Yani dolar bazında kaça tekabül ediyor? 50 TL yani benim söylediğim %94 milyon TL. O gün iki hafta önce imzalamış olduğumuz tarih itibariyle TL'ye dönüştürdüğümüzde. Çünkü Japon yeni. Evet, evet. Onun için TL karşılığını bilmiyorum. Onu yani şu an bir yen kaç TL'dir bilmiyorum. Ben sadece hani dolar. Hayır, yok, 194 TL. Milyon TL. Bunu şimdi başladık. Arıtma tesislerini, ana içme suyu ishali hatlarını, dağıtım şebekelerini yenileyeceğiz. Ana içme suyu ishali hatlarını döşeyeceğiz. Ve arıtma tesisine kavuşacağız. Siverek'te başladık. Hilvan şebekeleri yenilendiği için arıtma tesisine başlanıldı. Yani şu an ihale aşamasında. Bilecik arıtma tesisi, ana ishale, dağıtım şebekeleri. Geçen yaz hatırlarsanız merkez caddeleri yenilediğimizde hepsinin altyapısı yenilendi. İçme suyu yenilendi. Yenilemesinin nedeni bu. Bakışımızda var. Buraya gideceğiz. Tüm şebekeyi yenileyeceğiz. İlçelerimizi arıtılmış suya kavuşturacağız. Çok bu ilçe merkezleri. Siz çok aslında yıllık. Hem merkezde hem de bu, ilçelerde tabii bu genelde ilçe yatırımı aynen. Yer altına yapıyor. Ya yaptınız. Şu an mesela K4 evet, kavşağında Karaköprü'ye evet. Giden bulvarımızı yarıyoruz. Evet. Vatandaşımız görüyor. Harika. 1200 ebatında kanal ana kolektörünü geçiriyorum. Keyfimden geçirmiyorum. Karaköprü şu an 143 bin oldu.
Hedefte ne var? Belli yani, artış hızınız 25-30 binle gidiyor. Yoğun. 10 yıl sonra 500-600 binlik bir şehir bir 600'lük ana kolektöre bağlanmış durumda. Onu düşünüyoruz. Şimdi bakın, eğer ben bu kolektörü değiştirmezsem, ben de idare edebilirim ha, bakım onarımla 3-4 yıl falan şudur budur atarım yani. Gidebildiği kadar gider. Ama şimdi ben onun üzerine Gap Vadisi'ni kuruyorum. Hastane altı projeyi gerçekleştiriyorum. Ben ormanın içerisinde artık Karaköprü haliyle yol bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Çelik köprüyü yapıyorum. Ben burada bu altyapıyı yapmak durumundayım. Bir vatansever olarak yapmak zorundayım. Yapmalıyım yani. Sadece pansuman böyle şeye önem makyaj vermemeli. Makyaja bir önem vermemeli. Değil, biraz tabii daha uzun var. Açık. Ha, ya şimdi vatandaş anlıyor mu, anlamıyor mu? Valla ben vatandaşım anlar. Vallahi bana düşen ben doğru olanı yaparım. Şimdi şu an Suruç'ta. Ben burada Suruç'a seslenmek istiyorum. Ey Suruçlar, sizin 10 tane bulvarının altyapısını yeniledim ve asfaltını yaptım. Bir bulvar kaldı. Bir bulvar. O bulvarda şu an 2'ye 1,5 baks çekiliyor. Baks. 2'ye 1,5. Mürşit Pınar Caddesi'ni söylüyorum. Çok hızlandırıyorlar. Ya başkanım şu caddeye hemen asfaltı. Ya 2'ye 1,5 ne demek biliyor musun? Sizin ilçenin tahliyesini ancak 2'ye 1,5 baksla sağlayabiliyorum. Çukur, Çanak, Suruç. Sizin 10 bulvarınızı sıcak asfalta kavuşturan anlayış kalan bir bulvarı hayda hayda yapar. Sizin için ya, şehir için. Etraftaki dedikoduya falan bakmayın. 1,5 yıldır ben çalışıyorum. Hayır, net net konuşuyorum. Gözüne bakarak konuşuyorum. Suruçlu vatandaşlarım, eğer burada bir yanlışlık varsa buyursunlar, basın açıklaması yapsınlar. Ne diyorlarsa onu yapsınlar. 11 tane bulvara girmişiz. Bize ait olan Suruç'un tamamıyla bu. 10 tane bulvarın altyapısını yenileyerek asfaltını ve kaldırımlarını bitirmişiz. Bir bulvarımız artık tahliye bulvarıdır. Mürşit Pınar dediğimiz artık güneye tahliye sınıra edeceğiz. Sınıra tahliye edeceğiz. Arıtma tesisine götürüyoruz. O da artık boru ebatı taşımıyor. Borularda en fazla 1200. 2'ye 1,5 baks çekiliyor. Allah aşkına biraz sabır diyorum. Evet. Sayın Başkanım, aklıma geldi. İzninizle devam edeyim. Tabii, ben lütfen, içme lütfen. Suları dediniz ve yol dediniz. Yola girmedim. İçme sularını bununla çözüyoruz. Kaynağımızı bulduk. Söylediniz, ben tam yola getireceğim. Yol, konuyu. Evet, yol önemli. Ben çünkü bu Suruç aklıma gelince yolu unuttum. O halde şuradan ben sorumdan devam edeyim, yola bağlamış olalım. Şimdi birçok amacımız var, yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz. İçme suları dedik, bir de yol dedik. Yol bizim ulaşımımız, içme suları hayat kaynağımız. Dolayısıyla iki ana kaynağımız var aslında. Sizin asıl olarak hedeflediğiniz. Şöyle, bugüne kadar birikmiş olan, bakın yol yapmak, kanal, yağmur drenajı, içme suyu yapmak belediye nasıl görevlidir? Ama ne yapayım ya? Çözülmemiş. Ben ne yapayım yani? Ben bunu net olarak görüyorum. Ve çözme noktasında çok önemli adımlar atıyorum. Bazen mesela yol, çok yol yapıyoruz. Vatandaş diyor ya falan işte Gaziantep falan, Kayseri efendim ne yapıyor da başkan yolu yapıyor. Ne yapayım ya? Yani sen büyüklerin zamanında ulaşım kaynağını öncelikle çözmem gerekiyor diyorsunuz. Hayır, hayır şöyle. Bak ben vizyonel projeleri hayata geçireceğim. Onlar ayrı bir şekilde merkezde yürüyecek. Vizyonumuz çok yüksek. Ama bir yerleşim alanı siz susuz ve yolsuz bırakamazsınız. Bu birinci önceliğinizdir. Bugün biz bunu çözmemiz lazım. İşte büyük şehrin bir bütüncül olarak aslında oluşmasının nedeni bu. Bakın her yer aynı anda gelişiyor. Her yerde parklar yapılıyor, spor tesisleri yapılıyor, kütüphaneler yapılıyor, kültür merkezleri yapılıyor, prestij caddeler yapılıyor, cephe düzenlemeleri yapılıyor, tarihi eserleri ortaya çıkarılıyor. Ama her ilçeden bahsediyorum. Bu derece adil bir yaklaşımımız var. Peki Sayın Başkanım, özellikle 3 merkez Ceylanpınar'da 50 metrelik bulvar açıyorum. Ceylanpınar'da şahit. Onu buradan ifade etmiş olalım diyorsunuz. Peki özellikle 50 metrelik bulvar büyük şehir olmamış olsa Ceylanpınar'ı 100 yıl sonra görmez. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum için söyledim. Ben ilçeden gelen bir belediye başkanı. Ama doğruyu göreceksiniz. Görüyor. Vatandaş görüyor ya. Bunu bize söylüyor yani. Bizim söylediğimiz çok şey değil. Ama şunu söylüyorum. Bu büyükşehir sistemi yolu ve suyu çözecek. Ondan sonra büyük, her ilçe için büyük ve vizyonel proje. Bakın benim çıkıyorlar böyle güzel güzel bazen konuşuluyor da. Benim şahımda 50 dönümün üzerinde kaç park var?
Yani sayarsak 10-15'i geçmez başkan. El dönümünüzde 10 bırakın ya, 3 parkı geçmez. 3 park. Evet. 3 park bu 1,5 yıl içerisinde evet. Yaptı. 1.80, 1.120 dönüm, 1.220 dönüm. Turgut Özal'ı sayabilirsiniz, Mehmet Fatih Sultan'ı sayabilirsiniz. Hadi Halepli'yi sayarsınız. Yani 5 parkı geçmez. Evet, o kadar. Şu an her ilçede 50'nin üzerinde biz ilçelerimizde park yapıyoruz. İlçelerimizde yapıyoruz. Ve donanımlı. Bu büyükşehir sistemin sayesindedir ve donanımlı. Peki Sayın Başkanım, özellikle yol demişken ben vatandaş dediniz, vatandaş yolla için dediniz. Şimdi kaynak çözmeye çalışıyorum. Yola kalıcı gitmeye çalışıyorum, açık söyleyeyim. Şu an mesela Siverek, Piranşehir, önce Karacadağ bölgesinin yolları, beton yola geçiyoruz. Kalıcı olabilmesi. Beton da, yola beton geçiyoruz. Yol. Beton. Hasıl beton zaten Siverek bölgesinde beton tabii, yollar yapılıyor. Beton yollar büyükşehir için yapmış olan yollar. Beton. Maliyeti ilk başta evet. Fazla. Maliyeti fazla ama doğru, bunun farkındayız. Tabii, uzun ama kendini ama yani asfalta göre biraz daha bir 10-15 yıl daha uzun. Diğer olur. Noktada da şimdi biz sistemi inceliyoruz. Kaynak bulmaya çalışıyoruz. Gerek uygun krediler, gerek projeler, hibe programlar. Bakın ayın 22'sinde Allah'ın izniyle 22'sinde gidiyorum. 5 milyon avro altyapı ve yol için küvet fonundan hibe alıyorum bu şehre. Hibe. Hibe. Ben merkez atık su arıtma tesisimiz için 100 milyon TL hibe aldım. Konuklu'daki. Onu yani konu. Evet. Biz çok hibe aldık. Altyapı, Siverek altyapı, kanalizasyon, atık su arıtma için Avrupa Birliği'nden yine. Avrupa Birliği'nden aldık orada. 60 milyon TL hibe aldık. Hibe de alıyoruz. Ama şimdi hedefi doğru çizmemiz lazım. Projeyi doğru hazırlamanız lazım. Doğru yere müracaat etmeniz lazım. Kendinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz doğru gerekiyor. Doğru zaman, bunlar... doğru mekan, doğru insan diyoruz. Peki sormazsam vatandaşlarımız Ömer Bey sormadınız diyecektir bana ama bu yol demiş iken birincisi bu bizim Çevik Kuvvet Kavşağı diye adlandırdığımız diğer ismiyle Otogar Kavşağı'nın oranın basından gördüğümüz kadarıyla, bize basına yansıdığı kadarıyla ihale süreci tamamlandı oranın. Orayla ilgili nasıl bir proje yansıyacak? Birincisi bu. İkincisi de yoğun, günden güne yoğunlaşan bir trafiğimiz var. Bu araç sayısının artışıyla, dışarıdan göç almayla birçok etkenle bağdaştırılabilir. Katlı otopark en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Elbette toplu ulaşıma yöneleceğiz. Eğer tek olarak seyahat ediyorsak, bugün metropol şehirlerde olduğu gibi büyüyen şehir olan Şanlıurfa'da da buna yöneleceğiz ve yönelteceğiz. Ama biz ailemizle birlikte indiğimiz zaman çarşı merkezine, bugün baktığınız zaman Rabia Meydanı'nın altında evet bir bizim otoparkımız var. Bununla birlikte işte yeni yapılan müzemizin orada yine aynı şekilde bir otoparkımız var. Fakat bunlar artık şehrin araç yükünü kaldırmıyor. Park yükünü kaldırmıyor. Özellikle şehir merkezi olmak üzere var mıdır böyle çok sayıda aracı alabilecek katlı otopark projeniz? Şimdi Bahçeli Evler ve Divan Yolu'nun hemen sağ tarafındaki iki noktada çalışmalarımız var. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bundan sonra yapılabilecek her projede, ama hepsinde yani bir park projesinde dahi otopark koyuyoruz. Otopark şehir için önemlidir. Bu projelerden kastım Sayın Başkanım? Yapılacak sosyal tesis, kültür merkezi, hastane. Bakın bu bölgeye hastane ruhsatları verilmiş, otoparksız verilmiş. Kimse, gerçekten yani kimse konuşmasın, otursun, vicdanen doğru konuşsun. Şu an biz o hastane önlerindeki trafiği çözebilmek için akla karayı seçiyoruz. Çözemiyorsunuz da başkanım. Bu benim kararım çünkü. Değil. Çözemiyor. Benim kararım Karaköprü'de yani. Vardır. Evet. Otoparklar zorunludur. Her evet. Sitenin otoparkı vardır. Ya açıktır ya kapalıdır. Ve hiçbir zaman trafik sorunu yansımaz. Bak ben geçmişimle ilgili net bir şekilde kararım. Ama burada hastaneler dahi verilmiş, isim isim sayarım, otoparkı yoktur. Yoktur, Osemen'in de yoktur. Doğru değil. Şanmeden'de ama yoktur. Ama bundan İsimleri sonra biz verelim başkanım. Bundan sonra ben bırakın hastaneyi. Medika Park'ın yapılacak yoktur. Kültür ben merkezi. De yapılacak. Tek bakın devlet hastanesinde otopark yaptık. Yeni yani, yaptık. Bahçesinde. Mehmet Akif Ersoy. Medikal Park yok. Mehmet Akif Ersoy. Hayır, şeyin altında pardon. Mehmet Akif Ersoy. Medipark. Evet. Mehmet Akif Ersoy hastanesinde yeni otopark yaptık. Yapacağız. Açık söyleyeyim. Her kurumda, her yapılacak tesiste, her yapılacak çarşıda, her yapılacak binada. Her yapılacak binada. O çok yeni önemli. Yapılacak olan evet. Binada. Onu
Geldik bak mesela Daete ile Maşuk'la ilgili aynı kararları aldık. Parselleri birleştirebilirsiniz. Site haline getirebilirsiniz. Sitenin altında otoparkınızı yapabilirsiniz. Yapmak zorundasınız. Yaparsanız sizde %10 emsal, meclisin almış olduğu karar. %10 ekstradan emsal. Otoparkı teşvik ediyoruz. Otopark çok önemli. Şehrin cadde bulvar sorunu yok ha. Şehrin otopark sorunu var. Kesinlikle. Otopark sorunu var. Kesinlikle öyle. Dört taraflı park, yani her tarafa iki sıra park ederseniz yol mu kalır? Bir bakın. Hangi gelişmiş olan ülkede bunu görebiliyorsunuz? Ama işte belediyecilik böyle bir şeydir. Bugün adım atarım, 20 yıl sonra dua ederler. Bugün yanlış adım atarım, yanlış düğmeyi iliklerim. 20 yıl sonra aslında onun sebebi benim. O dönemin belediye başkanına patlar. Fakat benimdir. Öbür şeyde ben hesap vereceğim. Açık net. Ya bu böyle. Almış olduğunuz çünkü kararlar önemli kararlar. Ha biz bundan sonra en azından diyoruz ki bir bakış açısı getirelim. Otoparkı önemsiyoruz. Bulvar bağlantılarını önemsiyoruz. Bulvarların genişliğini önemsiyoruz. Toplu taşıma anlayışımızı trambüs ve tramvaya dönüştürüyoruz. Önümüze hedef koymuşuz. Büyük yeşil alan hedefleri koymuşuz. Açık Gaf Vadisi gibi bir hedef konulmuş durumda. Bizim gençlerimiz için gençlik oyun dünyasını, çocuk ve gençlik oyun dünyasını başlattık, temelini attık. Spor merkezlerimizin temellerini atıyoruz. Büyük komplekslerden bahsediyor. İlçelerimizde kültür merkezlerimizin temellerini atıyoruz. Büyük fuar evet, merkezimizi ben... yapacağız. Fuar merkezini yapacağız. Ulaşımda ihalesini, trelebüsün ihalesini yaptık. Bak, ihalesini başlıyoruz. Bu kadar net yani. Kaynağı çözülmüş, başlıyoruz. Yoksa yani burada ben halkımızdan şunu istiyorum. Sabırlı olun. Bakın, izleyin. Göreceksiniz. Aklınızla hareket edin. Algı operasyonları sakın ha sakın gelmeyin. Bakın, Çevik Kuvvet'ten bahsettiniz. Proje hazırdır. Bitmiştir. Genel Müdürlüğün onayına sunulmuştur. O projeyi öncelikli olarak bütçesi ve ihalesi iptal edildiği için kaynağı karayollarında vardır. Karayollarına yap. Ondan sonraki yine köprülü kavşaktır. Üç katlı kavşak olan, biz Narlıdere köprülü kavşak diyoruz. Onun ihalesini yapıyorum, gününü almışım. Sonrakisi için de büyükşehir adımı atıyor. Ne zaman paylaşacağım onu? İhalesi yapılıp kesinleşip sözleşmesini imzaladıktan sonra paylaşacağım. Evet. Bunu da net söylüyorum. Efendim, son neden? Çünkü yani ihale aşamasında olan bir şey yapmak doğru değil. Başlarsınız. Vatandaşla paylaşılıyor. Hiçbir şey, hiçbir proje, hiçbir düzenleme benim başkan olduğum büyükşehirde vatandaştan gizlenilmiyor. Evet, net söylüyoruz. Bu noktada bunu yapıyoruz, şu noktada bunu yapıyoruz. Öyle hiç. Ama tek halktan istediğim, ne olursunuz aranızda geziyoruz. Çünkü bizler siyasiyiz. Rakipler olabilir, seven olabilir, sevmeyen olabilir. Çamur atan olabilir, atmayan olabilir. Algı operasyonlarına ben halkımın ferasetine, anlayışına, ileri görüşüne güvenen bir insanım. Onun sayesinde buralara geldik. Hiçbir zaman da unutma. Hiçbir zaman unutma. Açık söyleyeyim. Net bir şekilde bizden sor. Net ve doğru cevap alırsınız. Bakın Çevik Kuvvet, proje her şey bitmiş. Genel müdürlükte ihale ediliyor. Daha günü alınmamış. Karakoyun kavşağı, köprülü kavşağı bizde günü alınmış, ihale edildi. Efendim, Çevik Kuvvet'ten sonraki, yani biz ona Karaköprü Kavşağı'nın ismini koyduk, onu da söyleyeyim. Çevik Kuvvet olarak biliniyor. Sonraki Kozsoğlu, yani Karaköprü'nün 35 metrelik yolunu bağlayan Narlıdere Köprülü Kavşağı'nın gününü aldık. Bu yaz 4 tane köprülü kavşak yapılacaktır. Yapılacaktır. Bu yaz 4 köprülü kavşak yapılacaktır. Evet, bunu zorlu bir trafik bekliyoruz. Program süremiz normal ama daha sonra da Bey, daha sonra evet, da rahat edecektir. Ben başkanım. Mehmet Bey çok kısa lütfen. Tamam. Sayın başkanım, yarın binlerce öğrencimiz üniversite sınavına evet, giriyor. Evet, evet. Onlar YGS sınavına giriyor. Onlarla ilgili öğrencilerimize... Kaç dakikamız var bilmiyorum. Bitti, süremiz bitti. Hemen süre bitti. İlçelerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Sayın başkanım, şimdi sizin dönemde ilçelere yapılan yatırımların çoğunu bizim insanlarımız biliyor, vatandaşlarımız biliyor. Biliyorlar.
ilçelerde ikamet eden vatandaşların hepsi söylüyor. Şunu da söyleyeyim, son zamanlarda bu da sevindirici bir gelişme. Bazı belediye başkanları da sizin bu hizmetlerinizi anlatmaya başladı. Belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, elbette öyle, il başkanlarımızla bir ve bütünüz. Yani eğer parti ise öyledir, elbette doğrudur. Ben şunu merak ediyorum. Bu bizim turizm bölgeleriyle ilgili bir çalışmanız var mı? Bunlar biraz ön plana çıkacak mı? Tanıtımlar konusunda neler yapacağız? Başkanım, süremiz doldu. Ama önce öğrencilerimizden başlayalım. Yarınki sınavla ilgili. Hemen 10 tane sokak iyileştirme ihaleleri yapıldı. Başlıyor. 3 tane handa kamaltılar, 2 tane bu Balıklı Göl köprüsü söyleyeyim, işte tünelini söylüyorum. Orada başladık. Ahmet Başıvan Karakoyun tüneline de geçeceğiz. Kızılkoyun'u bitireceğiz. Dağ eteğini bitireceğiz. İnşallah Halil Rahman'ı Eyyubi'ye bağlayan turizm yolu. Çok önemli bir projeye adım atacağız. Atmadan söylemek istemiyorum. Beklentiyi çok yükseltmek doğru değil. Ama öyle bir çalışıyoruz ki Allah'ın izniyle. Hanlardan Barış Hanı'nı bitirdik. Çarşımızın üst örtü çalışmalarını bitirdik. Şimdi kabaltılarına geçmiş durumdayız. Kültür ve sanat sokağımızı açacağız. Camileri restore ediyoruz. Cephe düzenlemelerini, Halepli Bahçe cephe düzenlemesine başladık. Nasıl söyleyeyim? Yani diğer ilçelerde de var. Şimdi zaman deyince ben zaman de sıkıştım. Zaman YGS'ye girecek olan yani gençlerimize değil. Ben başarılar diliyorum. Yarın toplu taşıma onlar için ücretsiz. Son girecek 9.45'ten sonra bırakılmıyor. Onda başlıyor. Bir kere bugün şöyle rahat bir şekilde uyusunlar. Biz onlara güveniyoruz. Onlar kendilerine güvensinler. Evet. Rabbim zihin açıklığı versin. Hepsine amin, başarılar inşallah. Diliyorum. İnşallah. Allah yar ve yardımcılar olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. İyi sevgili seyirciler, teşekkür program süremizi açtık. Edasa TV'den Ömer Yılan kardeşimiz, arkadaşımız. Duru TV'den Mehmet Can Beylibey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sorularımıza bütün içtenlikle, açık yüreklilikle cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Ve en önemli teşekkürü ekranları başında bizleri izleyen siz saygıdeğer Şanlıurfalı hemşerilerimize tabii ki gönderiyoruz. Başka bir ortak yayında, canlı yayında buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.